Merhaba. Öncelikle sohbetimize bir soru ile başlayalım. Özgür müsünüz? Hepiniz bu soruya hepimiz özgürüz diye cevap vereceğiz. Ancak maalesef hiçbirimiz özgür değiliz. Köleyiz. Evet, köleyiz. Bunu ben demedim. Geçtiğimiz gün bir gazetede yazar makalesini Bayang Chul Hum, Psikopolitika, Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri adlı kitaptan aldığı bir alıntıyla başlıyordu. Kitap Metis Yayınları tarafından yayınlanmış. Haluk Barışcan bu zor ve teknik metni gayet başarılı bir şekilde çevirmiş. Neydi o alıntı? Neoliberal rejim tükenme çağını başlatmıştır. Şimdi sömürülecek olan ruhtur. Bu yüzdendir ki bu yeni çağ depresyon ya da tükeniş gibi ruhsal rahatsızlıklar eşlik ediyor. Neoliberalizm ve yeni iktidar teknikleri psikopolitike Bayang Chul Hum. Önce bu neoliberalizmin bir hatırlayalım. Neoliberalizm ekonomik bir siyasal ideoloji. Her şeyde olduğu gibi tanrısı para 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 tüketim tüketim tüketim, yani sermayeye kölelik. Yeni iktidar teknikleri ise ismi üzerinde iktidarın gücü elinde tutmak için bu biraz sonra bahsedeceğimiz dataizme sarılması ve bizleri avucun içine alması ve iktidarda kalmak için gereğini yapması. Zaten yazarımızın İktidar adlı bir kitabı da var. Bu kitapta bu tekniklerden de bahsediliyor ama daha ziyade biz bu kölelik üzerinde duracağız. Kitabın o bölümünü siz okuyunca zaten anlayacaksınız. Kitap hepimizin farkında olduğu dijital kölelik, yani gönüllü kölelikten bahsediyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki hepimiz bu dijital ortamın, bilgisayarın esiriyiz. Bunu bilmeyen mi var? Mısır'daki Sağır Sultan bile duydu. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına diyeceksiniz ama kazın ayağı öyle değil. Kitap 90 sayfa. Bu kısacık kitapta yazar yüzden fazla yazarın kitabından faydalanarak müthiş bir aforizmalar kitabı meydana getirmiş. Okuyunca her cümlenin altını çizmek isteyeceksiniz ama vazgeçeceksiniz. Ben sizi yormayayım. Bu kitabı niçin okumanız gerektiğini bu aforizmalardan da anlayacaksınız zaten. Bakın bir aforizma ne diyor? Big Data'nın vaat ettiği mutlak bilgi mutlak cehaletle çakışır. Yani bilgisayarın verdiği bilgi diyor mutlak cehaletle çakışır. Bir başka yine benim aforizma dediğim, özlü söz dediğim bir cümle. Veri bilgisi ruhun sıfır noktasındaki mutlak cahilliktir. Veri bilgisi ruhun sıfır noktasındaki mutlak cahilliktir. Daha bunun gibi neredeyse yüzlerce aforizma var. Kitap Jenny Heuser'ın, bu kavramsal bir sanatçı, bu arada kavramsal sanat fikir düşünce üzerine geliştirilmiş, yani insanı düşünceye sevk eden bir sanat. Jenny Heuser'ın şu sözüyle başlıyor: İstediğim şeyden koru beni. İstediğin şeyden koru beni. Daha fazla özgürlük, daha fazla şeffaflık istiyoruz ama bütün verilerimizi gönüllü olarak internete koyuyoruz. Gönüllü olarak köleliğe davetiye çıkartıyoruz. Bu yeni inancın adı dataizm. Dijital, totalitarizm, nihilizm, bireycilik ne derseniz deyin.
mührü bildiğiniz gibi like, simgesi dijital amin. Bu Big Data ruhu çürütüyor, sizi olumsuzluklarla besliyor. Ruhu çürütüyor, sizi olumsuzluklarla besliyor. Bakın yazar, bu olumsuzlukları nasıl örnekliyor? Bu akıl tutulmasını nasıl yaşıyoruz? Yazar onu söylüyor. Şiston, yani bok fırtınaları ile bizi, esaretimizi destekliyor. Shitstorm, yani bok fırtınaları. Nedir bu? İnternette her zaman yaptığı gibi büyük sayıdaki olumsuzlukları, hakaretleri, yorumları yayınlıyor. Bizi depresyona sokuyor. Şu anda moda, bildiğiniz gibi Düzce'de deprem oldu. Büyük İstanbul depremi geliyor diye bizleri korkutuyor, depresyona sokuyor. Maalesef bizde sorgulama eğitimi de olmadığı için eğitimli eğitimsiz hepimiz bu tufaya geliyoruz, inanıyoruz ve hayatımızı çekilmez bir hale sokuyoruz. Depresyon. Öyle ki yazar kitapta her ne kadar kurgu olduğunu da belirtse de bir yazarın kitabından alıntı yaparak bize bu işlerin nasıl yürütüldüğünü de açıklıyor. Kurgu diyor ama gerçeğini söylemeye herhalde dili varmıyor. Elektroşok tedavileri laboratuvarlarda denemeler yapılıyor. İnsanların düşünce sistemi köleleştiriliyor. Bunu da CIA tarafından destekleniyor. CIA bu çalışmaları destekliyor. O zaman bu dataizmden, Big Data'dan nasıl kurtulacağız? Yazar bunu da açıklıyor, hepimizin bildiği gibi. Aslında özgürlük bilgisayarda surf yapmak değil, bilgisayar oyunlarına takılmak değil, arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirmek, sosyal olmak, ailemize daha çok vakit ayırmak ve onlarla görüşmek, eğlenmek olduğunu belirtiyor. Yani dostluk, arkadaşlık ve tabii ki biraz da pozitif düşünce buna gerekiyor. O zaman bizim yapmamız gereken de daha çok ailelerimizle görüşmek, arkadaşlarımızla, dostlarla bir arada olmak ve bu dataizmin etkisinden kurtulmak. Hiç olmazsa bilgisayarda daha az vakit geçirmek. İşte bu sohbetimize Mozart'ın Sonata No. 11 Andante Graziata'sı eşlik etti. Neden bu müzik eşlik etti? Çünkü bu bağımlılıktan, kölelikten kurtulmak için zekayı motive edici, uyandırıcı müziğe ihtiyacımız var. Klasik müzik, Mozart buna iyi gelir dedim ve sohbetimize bu müzikle devam ettim. Allah hepimizi bu sosyal bağımlılıktan, dataizmin köleliğinden kurtarsın. Amin, amin, amin.